Evet, bir metin sorumuz var yine. Ee, siber zorbalık hakkında açıklayıcı bir bilgi verilmiş. Ve soruda deniyor ki metinden hareketle hangi çocuklar siber zorbalığa maruz kaldığında bilinçli davranmıştır. Yani yapılması gereken şeyi yapmıştır. Bir bakalım öncelikle siber zorbalık neymiş? E-posta, SMS ve internet üzerinden bir kişiye zararlı fotoğraf ya da mesaj göndermeye siber zorbalık denir. Siber zorbalık büyük oranda sosyal medya ortamlarında gerçekleşir. Son yıllarda akıllı telefonların ve sosyal medyanın yaygınlık kazanmasıyla ve anlık mesajlaşma uygulamalarının popüler hale gelmesiyle siber zorbalıkta da artış görülmektedir. Araştırmalar siber zorbalığın kurbanları üzerinde ciddi sorunlara yol açtığını göstermektedir. Bu zorbalığın hedefindeki insanların özgüveninin düştüğü, sosyal çevrelerden uzak ...çevrelerinden uzaklaştıkları duygu durumlarında bozukluklar ve gelgitler meydana geldiği görülmektedir. Yani bu kişileri e, olumsuz yönde etkiliyor. Birçok olumsuzluklar varmış. Olumsuzluğu varmış. E, siber zorbalık konusuyla alakalı yasal düzenlemeler, bilinçlendirme kampanyaları ve akademik araştırmalar yapılmaktadır. Siber zorbalığın bir suç olduğunu unutmamak gerekir. Özellikle ebeveynlerin ve büyüklerin... Çocuklara siber zorbalığın ne olduğunu ve ondan korunma yollarını öğretmeleri oldukça önemlidir. Şimdi siber zorbalığın ne olduğunu öğrendik. Ee, bununla ilgili alınan önlemlerin neler olduğunu da öğrendik. Şimdi biz böyle bir zorbalığa maruz kalmış e, öğrencilerden hangisinin bilinçli davrandığını tespit edeceğiz. Bakalım. Ben İlker. Herkes gibi maalesef ben de maruz kaldım siber zorbalığa. Önce yaşadığım e, bu durumu aileme anlattım ve birlikte adli makamlara gerekli suç duyurusunda bulunduk. Size de bunu önerebilirim. Evet burada İlker'in davranışı kesinlikle ve kesinlikle doğru bir davranış. Böyle bir şeyle karşılaştığımızda ne yapacağız? Hemen ilgililere başvuracağız. İlker'in olmadığı şıkkı ben şu anda eleyebilirim artık rahatlıkla. Çünkü doğru bir hareket yapmış. Ee, ne kaldı şimdi? A ve C şıklarımız kaldı. Devam edelim. Ben Alkan. Sosyal medyada bu tip durumla karşılaştığımda arkadaşımla sahte hesap açıp o kişiye bana yaptıklarının aynısını yapıyoruz. Şimdi böyle yapan bir insan ne yapmış olur? O bahsettiğimiz zorbalığı kendisi de yapmış oluyor ve aynı şekilde bu suçu yasada suç olarak sayılan bu suçu kendisi de işlemiş oluyor. Bu tabii ki bilinçli bir davranış olamaz. O yüzden alkanın olduğu şıkkı da eliyorum. Zaten doğru cevap C olarak kaldı. Biz yine de neymiş Burcu'ya bir bakalım. Gerçekten doğru bir davranış mı sergilemiş? Ben Burcu bana ya da bir başkasına yönelik yapılan sosyal medya zorbalığıyla karşılaştığımda sanal sistemin sitenin bildirim seçeneğinin şikayet sürecini başlatarak sorunun giderilmesine yönelik çözüm talep ediyorum. Evet bu da yine doğru ve yapılması gereken bir yöntemdi. Böylece doğru cevabımızı sağlamış olduk. Ceyhan doğru cevap.